Dilsizliğin artma sebepleri ne Cemre? Hayat tarzı değişti. İmkanlar arttı. İmkanlar arttıkça insanların dini hayatı yaşamaları güçleşti. Dini hayat nasıl bir hayattır? Açıkçası bazı şeylerden, değil mi? Feragat etmeni gerektiren daha sade bir hayattır. Ama bu kadar fazla imkan olunca o sade hayatı sürdürmek imkansızlaştı. Yani ben insanların dinsiz olmasının sebebinin önce kafada dinsiz olup sonra pratiğe dinsiz, seküler bir hayat yansıttıkları yönünde olduğunu düşünmüyorum. Önce hayat tarzları sekülerleşiyor, sonra rasyonalize edip dinsizleşiyorlar kafadan. Yani pratik teoriden önce geliyor bence sekülerleşmede ya da dinsizleşmede aziz Allah. Yani hayat tarzının değişmesinin, imkanlarımızın artmasının büyük bir rolü olduğunu düşünüyorum. Ne kadar sürüyor drop? 10 saniye. Tamam, bir daha olursa söyleyin. Ya böyle şeyler benim çok şevkimi kaçırıyor ya. Olmazsa kapatırım, gece gelirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ha, benim şevkim kırılıyor. Kimisi de drop yok diyor. Güvenemiyorum ki size, daha amına koyayım. Birinizin gık dediğini öbürü hık diyor. Anksiyete nedir? Kaygı. Türkçesi kaygı. Ama ben anksiyete demeyi tercih ediyorum. Çünkü anksiyete biraz daha tıbbi terimmiş gibi bir sound'a sahip. Yani her insan kaygılanır çünkü. Ama hani benim anksiyetem var dediğinde benim şu konuda kaygılarım var demiyorsun. Benim anksiyetem var dediğinde benim anksiyete sorunum var. Olur olmadık şeylere kaygılanma sorunum var gibi bir anlam taşıyor. Yani unofficial şekilde böyle örtük bir anlam taşıyor. O yüzden ben genellikle kaygı yerine anksiyeteyi kullanırım. Anksiyete de dediğin gibi kaygılanmaktır. Fakat şimdi hani şeye dersen, ben de kaygılanırım, her insan kaygılanır. Ne var bunda? Nesi hastalık bunun dersen, işte normal insanlar normal şeylere kaygılanırken anksiyete hastaları olur olmadık şeylere kaygılanabiliyorlar. Bir kız arkadaşım vardı benim, su içse kusuyordu. Kilo almak konusunda bir anksiyetesi vardı. Dışarıya şapkasız çıkamıyordu. Yeri geliyordu yatalak oluyordu. 1 ay 2 ay yatağından çıkamıyordu. Yani böyle hayatını zorlaştırıyorsa anksiyete hastası deniliyor sana. Ya da bunun bir tık altına da hasta denilebilir. Bu çok ekstrem bir örnek çünkü. Yani psikolojik hastalıklarda arkadaşlar şunu unutmayın. Bir çiçekle bahar olmaz. Yoksa eminim girin otizm belirtileri nelerdir diye bakın dergiden. Eminim 3-5 belirtisi sizde de çıkacaktır. Ama bir çiçekle bahar gelmiyor işte. Abi bugün Machiavelli'nin Prens kitabını aldım. Siyaset ve ideolojileri hakkında bilgi edinmek istiyorum. Sen ne kitabı önerirsin? Siyaset ve ideolojiler hakkında yavrum, kadar fazla okuman gereken adam var ki. Yani sana hap kıvamında bir kitap nasıl önerebilirim siyaset felsefesi hakkında? Bunu bilemedim şu an ama. Okuman gereken adamlara örnekler vereyim siyaset felsefesi diyorsan. Ekonomiyle iç içe olacaktır. Hayek okuyabilirsin. Friedman okuyabilirsin. Bunlar liberal ya da libertaryen kampta. Marx okuma. Özetini oku. Hakkında yazılanları oku. Carl Schmitt okuyabilirsin. Çok ilginç bir adamdır. Çok ilginç liberalizm eleştirileri vardır. Bazı yerlerde hak verirsin. Nazidir, mazidir ama hak verirsin bazı yerlerde. Carl Schmitt önemli bir adam. Yani bunu saydığım adamlara bakabilirsin. Yani çok eskiye gidip Aristo'ya da bakabilirsin. Aristo'nun politikasını okuyup birçok şey hakkında bilgi sahibi olabilirsin. Evet, ama daha günceli yakalamak istiyorsan sana ben babalar gibi Friedman ve Rothbard öneririm. Ve Hayek. Bunların makaleleri de var, kitapları da var. Şu kitabı öneririm sana bir de. Geçenlerde de önermiştim hatta. Türkçe'ye çevrilmesi büyük bir nimet bence. Yapanlardan Allah razı olsun. Liberalizmin el kitabı. İçinde gerek Hayek gibi eski ya da güncel adamlar, Gauss gibi güncel adamlardan makaleler var. Çeviri makaleler. Ya, toplama makalelerden oluşan bir kitap. Liberalizmin el kitabı sahiden. Şu konuda liberalizm ne diyor, bu konuda ne diyor? A'dan Z'ye anlatıyor adamlar yani. Bu kitabı öneririm. Yayının bir dakika.